Akçemak bayilerine, servislerine ve Türk çiftçisine destek vermeye her zaman devam edecek. Hizmet vermeye ve destek vermeye her zaman devam edecek. Her şartlar altında. Semak, güveniniz gücümüzdür. Merhaba, ülkemizde tarım alanında 70 yılı aşkın süredir dile kolay, 70 yılı aşkın süredir hizmet veren büyük bir kuruluş. Semak buluşmasına hoş geldiniz. Ve ben bir televizyon stüdyosunu çok ama çok özlemişim. 5 yılı geçti bir televizyon stüdyosunda program yapmayalı ve eğer orada o stüdyoda bir çay varsa o mutlaka içilir. Zihni Derin ve Nuri Şeker'in aziz anısına. Zihni Derin kim mi? Doğu Karadeniz'de çay tarımını başlatan Zihni Derin. Nuri Şeker adı üstünde. Tarım alanında şeker üretimini başlatan. Zihni Derin ve Nuri Şeker'i anarak için çaylarınızı. Tarım tarihimizin bu iki güzel insanını anarak içeceğiniz çay, onları anmadan içeceğiniz çaylardan çok daha lezzetlidir. İnanın bana. Zihni Derin ve Nuri Şeker'in aziz anısına. ne de olsa Agro TV'de bir tarım kanalındayız ve Sema'yı konuşacağız. Hiç kolay değil. Yani neredeyse Cumhuriyet tarihimize yaşıt, 70 yılı aşkın süredir tarım alanında bu ülkeye hizmet eden bir kuruluş SEMAK. Öyleyse öykümüze bir rasathaneden başlayalım. Sizi bir rasathaneye götürmek istiyorum. 1500'lü yılların ikinci yarısında İstanbul'da Gümüşsuyu'da açılan bir rasathane. İşte bu rasathane. Taküddin Efendi. Efendim? Biri oradan ya Suna Yakın. Tarımdan söz ediyordun ne güzel birdenbire neden bir rasathaneden teleskopla yıldızlara bakıyorsun der gibi oldunuz. Bekleyin efendim bekleyin vardır bir nedeni. Tarımdan söz edeceğiz. Uzaydan söz etmeden tarımdan konuşamazsınız. Ne mi ilgisi var? Çok ilgisi var efendim. Çok ilgisi var. İşte bu minyatür bizim geleneksel resim sanatımızın en güzel örneklerinden biridir. Ama şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Yani bakar mısınız resim sanatının güzelliğine bir minyatür, 500 yıllık bir minyatür neredeyse bu. İşte Taküddin Efendi 1500'lü yılların ikinci yarısında yıldızları gözlemliyor. Galileo'yu duydunuz değil mi Galileo'yu? Galileo'yu duymayan var mı? Yoktur. Köpernik, büyük gök bilimciler. Ama şunu biliyor musunuz ki Taküddin Efendi'nin İstanbul'da Gümüşsuyu'ndaki rasathanesinden yaptığı gökyüzü haritaları, andığımız Galileo ve Köpernik'in haritalarından çok daha doğruydu. Çok daha doğru, çok daha ileride gelişmiş gökyüzü haritalar yapıyordu Taküddin İstanbul'da. Ama veba salgını, deprem, Taküddin orada meleklerin bacaklarını röntgenliyor diyenler de var ki onlar hep var. Kılıç Ali Paşa denizden topa tutuyor ve rasathaneyi yıkıyor. Bakın tarihin İnsanlık tarihinin en büyük rasathanelerinden biri. Biz yaptık ve ne yazık ki biz yıktık. Yıl 1585. Biz bir daha ancak Cumhuriyet'in ilanı 1923 yılından sonra gerçek ve bilimsel anlamıyla Kandilli rasathanesiyle yıldızlara bakıyoruz. 1585-1923. Bu aradaki zaman diliminde yıldızlara hiç bakmadık. Hem de bağımsızlığın, özgürlüğün simgesi olan bayrağında hilal ve yıldız olan biz. Oysa insan hep gözünü yıldızlara dikmiştir. Hep yaşadığımız bu dünyadan daha farklı bir hayata ulaşma hayaliyle var olmuştur. Ve bir yandan da toprakla, tarımla uğraşmıştır. Hele ki Anadolu'da. Meriç'ten tutun da Yeşilırmak, Kızılırmak havzası, Ege'deki Menderesler, Dicle ve elbette ki Fırat. İşte bu Anadolu'daki ırmakların kenarlarında tarım hayatı 2000 yıl önce devam ederken Lucullanus adlı biri 2000 yıl önce Anadolu'da tutuyor bir bilim kurgu kitap yazıyor.
Bu kitabında Lükülyanus insanın Ay'a gidişini anlatıyor. Ay'a seyahat desem aklınıza kim gelir? Ha? Jules Verne. Ya Jules Verne onu 1865 yılında yazmış. Bakın 2000 yıl önce Anadolu'dan söz ediyorum. Samsat, Urfa ve Adıyaman arasında Samsat'ta Lükülyanus bir uzay romanı yazmıştır. 2000 yıl önce insanın Ay'a gidişini anlatmıştır. Diyor ki kitabında özetle Lükülyanus, olimpiyatlara katılan 50 atletle karanlık bir denizde gidiyorduk. Fırtına çıktı. Dalgalar ve rüzgar gemimizi kaldırdı, indirdi, kaldırdı, indirdi, gökyüzüne attı. 2000 yıl önce insan aklı uzaya böyle çıkıyor. Dalga, rüzgar. Ay'a gittik. Ay'a gitmişler. Ay'da Ay Kralı var. Dedik ki, efendim biz yanlışlıkla geldik, bizi dünyaya geri gönderin. Tabii Lükülyanus ve adamları tırsıyor. Olmaz diyor Ay Kralı. Bizim güneşle savaşımız var. Bu savaşta bize yardım edin, sizi öyle dünyaya geri gönderelim. Herhalde bu da tarihteki ilk Yıldız Savaşları projesi. Ve Lükülyanus adamlarıyla beraber Ay Kralı'na yardım ediyor. Güneşi yeniyorlar, Ay Kralı sözünü tutuyor ve onları dünyaya geri gönderiyor. İşte 2000 yıl önce Anadolu'da insanlar tarımla uğraşırlarken aralarından biri tutuyor, ilk bilim kurgu uzay romanını yazıyor. Ve bugün dahi insan uzaya çıktığında aslında ne kadar acemi, dünyadan kopmuş bir şekilde ne kadar çaresiz değil mi? Hemen görelim, işte buyurun uzayda bir insan, bakar mısınız? Evet, bilim, teknoloji, insan aklı nerelere gitmiş ama ne kadar çaresiz dedim. Ne dersiniz? İnsanın uzaydaki bu hali şu cenine benzemiyor mu? Topraktan uzaklaştıkça insanlığını kaybediyorsun. Ha, yıldızlarda hayat arıyoruz. Yıldızlara gidelim. Gider gitmez yaptığımız ilk iş nedir? Tarım. Tarım. Bugün bir başka gezegene gidilse yapılacak ilk şey tarım. Acaba burada hayatımı idame ettirebilir miyim? Demek ki insanın başka bir gezegene götürdüğü ilk kimliği toprakla uğraşan, tarımla uğraşan insandır. İşte tarım bu kadar önemlidir. İnsanın en değerli kimliğidir. Şu anda yeryüzünde sonsuz sayıda uğraş alanları var. Bütün bunları sıralarsak ilk sıraya neyi yazmalıyız? Tarım, çiftçi, toprakla uğraşan insan. Asıl olan odur. Yoksa yıldızlara gidildiğinde acaba bu topraktan bir ürün alabilir miyiz diye telaşlanmayız değil mi? Bir gezegene gittiğimizde tarım yapamıyorsak orada hayatta yok demektir. İşte tarımın önemi ve değeri budur dostlarım.